Saygıdeğer izleyenler, ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de gürültü kirliliği has safhada. Bununla ilgili olarak insanlar zaman zaman belediyeyi, zaman zaman emniyeti aşırı gürültü yapan araçlar konusunda bilgilendiriliyor. Ancak bu araçlarda düşme olması gerekirken sayılar her geçen gün artıyor. Bu konuda ömrünü siyasete ve ticarete adamış eski il genel meclis üyelerimizden iş adamı İsmail Torunoğlu beyefendiye soralım. Bu dört yol ağzında 7/24 gürültüyle iç içe yaşıyorsunuz. Şikayet söz konusu şikayetlere bizzat tanık olduğunuz var mı Sayın Başkanım? Defaten şikayet edilmiş olmasına rağmen o kadar kayıtsız kalınıyor ki insan gerçekten çok üzülüyor. Ben şahsım adına çok üzülüyorum. Arkadaşlarımız özellikle araç kullanan şoför arkadaşlarımız ya da kendi araçlarını kullananlar, ben bakıyorum egzozlarında egzoz muayenesi ya yapılmamış veya özellikle alet taktırıp bastığı zaman dükkanın içerisinde oturamaz duruma geliyoruz. Evde hasta var, usta var, hepsi var. Frenine bastığı an şeyden, yazıhanemizden fırlıyoruz dışarıya. Acaba kaza mı oldu diye. Hele de bizimki tam dört yol ağzı hem burası. Ünye trafiğinin de en yoğun olduğu yer. Böyle bir yerde biraz daha temkinli olması gerekirken maalesef gereken özeni göstermiyorlar. Üzerine üstlük bir de korna çalarak geçiyorlar. O korna zaten insana beynin içerisine işliyor. Minibüsçülerimize baktığımızda kesinlikle hiç hoşgörülü değiller, yol vermiyorlar. Yolun ortasında istedikleri gibi duruyorlar, istedikleri gibi kalkıyorlar. Arkadan gelen motor geçti gürültü yaparak. Arkadan gelen araç nasıl geçecek deyip düşünmüyorlar. Bir şöyle sağ tarafta daha müsait, 10 metre ilerisinde daha müsait bir yer var olduğu halde özellikle yolun ortasında durmayı, yolcu almayı kendilerine artık şiar edinmişler. Ben üzülüyorum şahsım adına. Bu işin tabii sosyolojik yönü var, kültürel yönü var, eğitimsel yönü var. Bunların hepsinin şey yapılması lazım. Küçük yaşlardan bu tarafa öğretilmesi lazım. Ben yurt dışına gittiğim zaman bakıyorum yayalara özellikle yol veriyor, duruyor araçlar. Biz maalesef yayanın üzerinden geçmek için gayret gösteriyoruz. Şahsım adına çok üzülüyorum. Ben kendim araç kullanırken muhakkak bir karış çocuğa bile yol veriyorum. Yaya yola çıkacak olan araç varsa ona öncelik tanıyorum, geçiş üstünlüğü tanıyorum ve çıkmasını, trafiğin yoğun şekilde akışını sağlamayı kendime vazife olarak kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok muzdaripiz gürültüden. Sabah erken saatinden geç vaktine kadar burada bu gürültüyü yaşıyoruz. Peki, böyle bir evet. Başarılar başkan. Sağ olasın. Sağ olasın.